Önce mutfak hitap ediydi. Çok kişi vardı. Çok usta vardı. Mutfaklıktan çıktı ki yarısı gitti. Yarısı da vefat etti. Sayılır 3-4 kişi kaldık. En fazlası da bende. İşte bine evet. Yakın kursiyer yetiştirdik. Evet, bin kişiye yakın kursiyer yetiştirdik. Aynen. Sektör olarak eleman sıkıntılarımız vardı bizim. Nedir? Bizim eskiden 400 tane imalatçımız vardı. Bugün 10 tane imalatçımız kaldı. Bakın ne oldu? Dünya sektörü oldu. Biz eleman sıkıntısı yaşamaya başladık. Bizim mal satma sıkıntımız yok. Eleman sıkıntımız var. Yetmediysek inan. Niye? O eski iş kalmadığı için başka da mesleğimiz yok. Yapacak bir iş yok yani bizim için. Belki vardır ama biz ona eğilemeyiz. Yaş itibariyle. Bir türlü. Şu tepsiden bakalım mı? Onlar bakır da bize yetiştirmesidir. Bunlar ne kadar? Dediğimiz zaman bunlar çekişte yapılıyordu. Mesela bir sürahi haftada 3 tane. Veya çek öyle çek. Ortalarına çekiç vursun. Türkiye'de bu mesleği bayanlara öğreten ilk oda biziz. Ve Türkiye'de ilk bayan işlemeci yetiştirdik. Türkiye'de ilk bayan sedefçi yetiştirdik. Kursa dahil oldum. 5 ay kurs gördüm. Kurstan sonra hemen burada çalışmaya başladım. Ekonomik olarak da 700 TL maaş alıyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Eşim emekli, 3 çocuğum var. Thank you.
güzel sanatlara 2006 yılından itibaren başladım. 2004 yılında eşimi kaybettikten sonra kendimi bir boşlukta hissettim. Makine yapmayın.